Günlerden salı, pazartesi günü protetik diş tedavisi sınavına girmiştik. Perşembe günü de koruyucu diş hekimliği sınavı var. Diş hekimliğinin sınavları bitmiyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Bizde genelde sınavlar kurul üzerinden değerlendiriliyor. Atıyorum biyokimya, biyofizik, sonra organik kimya, anatomi falan. Bunların hepsi kurulun içine dahil oluyor. Yani TYT mantığıyla düşünün. TYT gibi bütün dersler bir sınavda toplanıyor. Ama bu koruyucu diş hekimliği, protetik diş tedavisi falan ayrı vize olarak değerlendiriliyor. Bunlar da mesela atıyorum protetikten kaldınız ya direkt sınıfta kalıyorsunuz ya da koruyucu diş hekimliğinden kaldınız direkt sınıfta kalıyorsunuz. Bu tarzda 4-5 tane ders var işte. Geçen gün protetik diş tedavisi bir de fotoğrafik hafıza teknikleri miydi? Öyle bir şeye girdik. Onda zaten şey yazdık. Akrostiş şiir yazdık. Bu koruyucu diş hekimliğinde de 3-4 tane slide var. Ama totalde 50-60 sayfa bir şey ediyor hepsi. Şimdiden onlara çalışayım diyorum. Son güne bırakmayacağım bu sefer. Çarşamba gününe bırakmayacağım. Salı gününden başlıyoruz. Saat 11.37 arkadaşlar. Az önce yanlışlıkla uyuyakalmışım. Şu slide 7 sayfa, şu 106 sayfa, şu 2 sayfa, şu da 12 sayfa. 106 sayfalık slaytın ilk 50 sayfası çıkacak. Onun için rahatız. Şimdi direkt 106 sayfalıktan başlayacağım. İçeriği bir öğrenmek lazım. Tarhana eşliğinde. Tarhanayı bilenler bilir arkadaşlar. Maraş'a özgü. Biz Maraş'ta yaşıyoruz da yani Adana'dayız. Çaktırmayın. Sınavın içeriği periyodontolojiymiş. Yani böyle saçma sapan bir sınav değil. Mantıklı yine. Diş ve diş etiyle alakalı şeyler. Şöyle görüyorsunuz. Dün 106 sayfalık slaytın ilk 50 sayfasını falan bitirmiştim. Aşırı da zor değildi. Bugün saat 10.30'da dersim var. Devamsızlık sıkıntım olmaya başladı yani. Artık derslere gitmem lazım. Dersten sonra da olmadı bir kütüphaneye ya da kafeye gider. İşte geri kalan slaytlara bakarım. Zaten 2-3 tane slayt kaldı. Onlar da ikişer üçer sayfalık bir şey. 10.30'daki derse bunlar yüzünden 9.30'da geldik. Bir saat burada boş boş bekleyeceğiz. Saat 10.30'da anatomi dersine girdik. 15-20 dakika ders işledi hoca. Onda da zaten çok bir şey anlamadık. Ondan sonra yarım saat sınıfta oyalandık. Ne yapalım, ne yapalım dedik. Ta 2'deydi ders. 1.30-2'deydi. O arada 2 saat bekleyemezdik yani. Şimdi çıktık. Bu ağaçlar çok aşağıda ya. Çıktık. Islar Bex. Gideceğiz Mimar Sinan'da. Orada artık sınava hazırlık yaparız. Migros'tan pizza yaptırdık. Parka gidiyoruz şimdi. 2 saattir park bulmaya çalışıyoruz. Aydın'da park yok arkadaşlar. Park ümidiyle gelmeyin yani. Ders çalışmam lazım. Ders çalışmaya geldim ben. Sayfalık slide'da da böyle genel bilgiler var arkadaşlar. Bebeklerde diş oluşumu, çürük oluşumu falan o tarzda. Süt dişlerinin önemi mesela. Sonra çocuklarda diş sağlığı ve korunma uygulamaları. Böyle şeyler. Serbest diş etinin koronavirüsünde yer alması. İki sayfalık slide da böyle. Çürük riskini etkileyen faktörlere değiniyor. Yurda geldim. Şimdi derin bir uyku vakti. 50 sayfalık slide'ı son bir uyumadan önce tekrar ederim arkadaşlar gece. Ondan sonra da sınava hazırım diyebiliriz yani. Saat 12.30. Yok böyle mi maç ya. 120 dakika artı penaltılar. City'yi tutuyoruz tabii ki de. City baba. Günaydın. Sınav öncesi son tekrarımızı attık. Şimdi hazırlandım. Okula gideceğim. Öğleden sonra sınav var. Sınavdan sonra da son bildirimimi yaparım. Şimdi şöyle. Sınava girmeden önce bize şey dendi. Liste sırasına göre oturulacak sıralara dendi. Ama biz arkadaşlar karışık oturduk. Böyle arkaya örgütü kurduk, tamam mı? Hoca geldi. Kağıtları mağıtları dağıttı. Ondan sonra bir iki etrafa baktı. Ondan sonra full telefona baktı. Çok ondan sonra dedim. Neyse. Full telefona baktı. Telefona baktığı sıra biz kopya örgütünü kurduk tabii ki de. Yani böyle herkes diyalog halinde ama göreceksiniz soruları. Sorular hiç slaytlarda anlatılanlar değildi. Öyle sınavı hallettik. 2-3 tane yanlış var herhalde. Toplamda 8 tane soru vardı. 7'si seçmeli. Bir tane de klasik sormuştu. Klasiğe de işte sallamasyon bir şeyler yazdık öyle. Hallettik arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.